12'sinde düğünlerlik çekimleri bitti 12 Ağustos'ta. 14 Ağustos'ta ben first draft yazmaya başladım. Eylül'ün ilk haftasıydı değil mi tekrar tekrar geldiğimde? Sapanca'ya gittim. Çağlar evinde işte tatil, matil böyle mod, terlik, merlik falan. Girdim Canan da evde. Dedim yenge bizi biraz yalnız bırakır mısın Çağlar'da? Hayırdır falan dedi, kahve yapayım. Tamam dedim, kahve yap, biz balkondayız falan. Çıktık balkona. Dedim yeni bir görev var. Tekrar başlayacağız. Bilmem ne, şudur budur, kardeş payı falan filan şu. Ama onu yaparken önce 10 dakika falan araba park etmeyle uğraştığım için böyle Rambo'daki gibi aslında bir giriş olamadım. Hani tekrar ekibi bir araya topluyorum falan bilmem ne. Gel, gel, sağ yap. Park edemedi, dur ben geleyim. Neyse içtik Canan'ın kahvelerini. Orada ikna süreci başladı. Teker teker senaristleri dolaşıp tekrar bir iş yapacağız diye yalvaran ender adamlardan anladı. Kimse iş yapmak istemiyor. Siz ne kazanıyorsunuz? Hacı? Farklı mı ödüyorlar size? Ne yapıyorlar? Şunu bir atlatayım, daha 5 dakika olmadı bu ilkesi. Kes, kes. Baksana. Yay gibiydim. Beyninin vakumunu, bahçesini, zakkumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...gondik desinler mi? Gondik desinler! Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Dizi film yapmak istemiyordum ben. Fakat hikayesini anlatınca ben dedim bununla oynamazsam çatlarım. Metin boş boş konuşma oğlum bak. Hanzo'nun İstanbul'a getirilişi gibi beni mahalleye getirdiniz bak. Üst mahallede demiş yok muydu lan? İlginç zamanlar geçiriyordum. İşsiz kalmıştım. Böyle böyle bir şey var. Yapar mısın dediler. Yapamam dedim. Biz yaptırırız dediler. Ne gibi? Şimdi bir de dişlerini göster bakayım. Bu benim tarzım. Bir de böyle düşün. Yok lan. Hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. Benim içime sinmeyen bir yan karakter, bir şey olmadı. Oyuncular inanılmaz. Her türlü repliği veriyor. Her türlü repliği daha iyi veriyor bazen. Ahmet Kural'la, Murat Cemcir'le, Korhan Erduran'la... Şinas Yurtsever'le ve işte Seda Bakan'la bütün oyuncular için söylüyorum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. İnanılmaz şanslı hissediyorum. Besin zehirlenmesi geçirmiştim. O besin zehirlenmesinin etkisiyle ben audition'a geldim. Şerif amca! Ay çok şekersin sen ya. Don don neden benim? Ne yaptın? Halledebildin mi sen? Dur bir öpeyim bakayım. Okumanızı istiyorlar dediler. Gittim güzel okudum. Ezberledim. Sonra öküz öldü, ortaklık bozuldu. He mi? Tahsin abiyle ne alakası var? Salak, atasözü. Ben Murat'la Ahmet'i önceden tanıyordum. Siz de bu dizilerin audition'ını yapıyordunuz. Ondan sonra beni de çağırdılar. Hilmi Bey, bana başka bir yerde iş verebilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım? Vinç operatörlüğü yapabilir misin? Yaparım! Babayı yaparsın. Yapamam, evet yapamam. Ankara'da yaşıyordum. Orada bir işim devam ediyordu. Orayı bitirip buraya geldim. Wow! Onur duyarım. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Tabii ki de ciddi değilim. Gerizekalı salak moron saçmalama. Git ananın adını koy o motora. Al sana yarım kafiye. Mucit bak. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım bir görüşmede. Oha! Oha!
Allah Allah. Kız sen nasıl hareket bu? Öyle bir baştan tanıtmayı pek beceremiyorum. Konuştukça tanışırız gibi olsa olur mu? Denizler kadar ağır. Hepiniz beni sevecek ve önümde diz çökeceksiniz. Bu proje için bana tekrar ulaştı. Çalışır mıyız dedi. Çalışırız dedi. Vallahi yok Ali. Cebimdeki son nakiti de bu gerizekalılara verdim. Bugün işte çıkmadı. Ama yarın buluştururum. Benim için yabancı olan kameranın beni takip ettiği değil de benim kamerayı takip ettiğim bir oyunculuk metoduyla karşılaştım. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Merhaba. Ben Barış Yıldız, 1982 İstanbul doğumluyum. Alper Kadayıfçı. Merhaba, ben Samet Gürsel, 1987 doğumluyum ben de. Ben de Ali Aktal. Ben de 91 doğumluyum, grubun en küçüğü. Ver müziği. Na, 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 na. Ne yapalım ha beyler? Kaderimiz de yokmuş. Biz de rızkımızı başka yerde arayalım dedik. Fena mı ettik? Ağabey! Haydi. Helal edin hakkınızı da gidelim biz. Ben mesela o mafya ekibine bayılıyorum. Yani Selçuk'a söyledim ayrı dizi yapalım onları dedim. Sana audition'ı sordum Google'da. Oradan şimdi Çalgı Çengi'yi de izlemişim ya, Ahmet abiye sempatik yapıyorum. Etmem mi abi dedim, Süphaneke'den bir girdim Kel Kevser'e kadar. Hani onu da izledim gibi. Güldü bir tane güldü, tek güldü. Hanımefendi, biraz önce gelenler benim arkadaşlarımdı. Eğer onları reddedip beni kabul ederseniz arkadaşlarımın özgüveni yerle bir olacak. Bir bölüm istedim hocam, oynayabilir miyim lütfen diye. Çok mutluyum yaptığım işten. Büyük keyif alıyorum. Bana bak. Bitti. Ha yok bitmedi diyorsan... bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çekelim. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacakları. Ben de komik olmak istiyorum ama galiba böyle bir şansım olmayacak. Genelde hep... benim başım kel mi deyip kötü adam oynamaya devam edeceğim gibi geliyor. Kestirlamayı Enver. Emredersiniz efendim. Kapıyı da kapat. Çadırda mı büyüdün? Merhaba, ben Ahmet Arslan. Yaşım 19. Pek inandırıcı gelmedi mi? Merhaba, ben Tarık. Yaşım 13. Yaşım 14. Temmuz 5'te doğum günüm vardı. Akrep gibi kız. Ya korkma olayım. Feyza! Kız! Ne haber Yavuz ve Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki, sesim kalın değil mi acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacak duruma. Ne zaman geldin be Feyza? En çok güldüğüm sahne... Metin'in hidim kastını soran turiste... not yazıp kahveye gönderdiği sahnedir. Okuduğumda da çok gülmüştüm. Sonrasında izlediğimde de çok gülmüştüm. You wanna go to Hidim Kasrı? I'm gonna help you, brother. Take this onion, keep it, don't bite. I can break your bones. Okay, it's mean, kırarım kemiklerini. Ne diyor lan? Hidim Kasrı soruyor, şuraya yazıvereyim dur. Bak, I am writing here, how can you go Hidim Kasrı? Okay? Çok var ya. Mesela Karabatak sahnesi var. Karabatak sahnesi. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin Zeliş de azganak kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan Zeliş'i. Nasıl kızıyım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai, denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin Zeliş suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene, karabataksın, suya dalmışsın, gidiyorsun, arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan.
Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvanın. Hiç av olmamış ki. Karabatağı nasıl yedim? O gerçek. Ondan bir bahsetsene biraz. O gerçek, evet. Ben sadece karabatak yemedim. Bayağı bir şey yedim. Kim yumurtalıkta büyüse, deniz kenarı bizim orada büyüse, herkes böyle bir şey yaşar. Papaz yeriz işte. Karidesin küçükleri çiğ yeriz. Balığa gittiğimizde ekmeğimiz bittiyse tuttuğumuz balığı keser çiğ yeriz falan. Yeriz yani, çiğ yeriz. Karabatak da şöyle oldu. Her gün sırtıma çantamı takar, balığa çıkarım tek başıma. Yine kayaların üzerinden geçerken bir yalağın içerisinde karabatağı gördüm. Karabatak beni gördü, daldı. Ben de çantayı fırlattım, atladım, daldım. Tabii ben atlayınca bir hızımı aldım. Daha o oradan çıkmadan arkasından yakaladım karabatağı. Sonra da yedim yani. Evet, abi daha önce yiyen görmüş müydün sen karabatağı? Karabatağı yiyen biz yedik ya, genel olarak ya yenir ya. Uçan kanatlı tavuk, horoz gibi yenebilecek bir şey olarak düşündük ve yedik yani. Vallahi güzeldi de. Ama sonradan hiç avlamadık yani. Karabatak avlamadık. Birileri yani uyardı değil mi, bu yenmez deyip? Nasıl? Birileri uyardı tabii, bu yenmez deyip. Ya aslında kendiliğimizden, refleks olarak biz bunu yapıyorduk. Mesela hiç karette karette yemeyiz biz. Karette karette. Şaşıracaksınız ama yemeyiz yani. Selçuk, hastane sahnesinde röntgene bakıyorum. Adamlar tehdit ediyorlar. Şu annemizin röntgenine baksana diyorlar falan filan. Orada işte Selçuk hemen oradan bir ek yaptı. İşte bak dedi şeye, röntgene, ananız bir kadın dedi. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın değil mi? Tıp çok ileri. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deri bir kemik kalmış. Ölün. Siz bunu bir doktora gösterin. Kendimi güldüğümde o böbrek sahnesi var. Gitti böbrek. Hani lan, nerede efsane? Efsane dediniz, kestane çıktı. Gitti böbreğim lan. Başkasına gitti böbreğim. Boşu boşuna gitti böbrek. Gitti. Gitti böbrek. Boş yere gitti böbrek. Sezai'nin oğlunun yanına gidip, hani o ders çalışırken işte okuldaki başarılarını anlattıktan sonra duygulanıp ağladığı sahneye gerçekten o kadar çok gülüyorum ki ben gülmekten ağlamaya geçercesine güldüm ona. Başka ne dedi doktor? Bir bahay, öğretmenin ne dedi başka? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi, fene yeteneğim var dedi. Ne dedi matematik? Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayın, feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci, coğrafyaya, resimci, müziğe, bedenci, din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. Bir açılış sahnemize ben çok gülüyorum. Mesela ilk diziye ilk girdiğimiz 7. bölümdeki ilk kulağımı mı yaladın sahnesiyle. Hilmi inceden tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet, çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşünme. Ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın? Hı? Yok efendim, daha neler. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip filip bu gözler bunu da gördü ya. He? Reis, kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben 2 senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. Amma büyüttün sen de reis. İstiyorsan sen de benim kulağımı yala, ödeşelim. Ahmet'le çektiğimiz ve Miroğlu kanunlarını okudu. Çok güldüğüm, sevdiğim sahnede onun. Kız haklı, zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. 1. Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeye ağzınızı almayacaksınız. 2. Açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim ben. Kahve bende kalsın, galeri sende ağabey. Zeynep'e de söyle, peşimi bıraksın. Zeynep kim lan? Biriniz Konya'ya gelsin. Biriniz Konya'ya gelsin, bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? Bir İngiliz Konya'ya gitsin sahnesi. Beni niye çağırdınız buraya gençler? Hı? Biriniz Konya'ya gelsin. Bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? Bir İngiliz Konya'ya gelsin. Gelmişken Mevlana'yı da ziyaret etsin. Biriniz Konya...
Biriniz konuya gelsin. Welcome to California. Biriniz konuya gelsin. Biriniz... Bir daha alalım. Pes etti. Biriniz konuya gelsin. Someone come to the topic. Dişi bir karakter çıkardı bir ya. Bir güzel çirkin kral. Ayhan Taş. Seyrek dişli kötü adam. Seyrek dişli kötü adam. Cinnah. Benim en çok güldüğüm sahne Büşra Pekin'le oynadığımız ilk bölümdeki o klozet sahnesi. Şunu unutmayın ki bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen Tetris oynamışsınız. Hem de çok kötü oynamışsınız. Bakayım iki dur daha uzun çubuk gelmezse game over. Çok ayıp. Ayıp işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığın resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hiyeroglif miydi lan? Neydi? Bakayım. Van Dijk kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çabuk. Ahmet abiyle Emre abinin sahnesi vardı. İlginç evlenme teklifi. Emre ile Metin'e çok fazla gülüyorum. İşte evlilik teklifi diyorum ben. Ya ben Metin, Emrah, ben ulan her sahnede çok eğleniyorum. Ama özellikle evlenme teklifi diyebilirim. Diyorum ki seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır, imanım gevredir. Ama senin için değer. Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılar'da bir çatı katı tuttum, pet shop'ta işe soktum. Şimdi o pet shop'ta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? Eda mı diyor lan o? Evet. Allah! Rina, rina, rina. Rina, 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 rina. Cumbarlı ganlı 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 gan. Metin ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Emrah abinin, Emrah Kaman'ın eczanedeki o broşürü alıp yüzüne ne karılar var be dediği sahne beni inanılmaz güldü. Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anla işte o. Hadi. Başka eczane mi yok abi? Yok kardeşim. Başka eczane yok. Bir tek şu karşıdaki var. O da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum. Ona bak. Ulan ne karılar var be! Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver. Bir de tüy dökücü krem ver. Sezai abinin şey sahnesi. Sezai Usta'nın 80'lerde apolitik gençliğini anlatırken yaptığı dansları, hareketleri çok seviyorum mesela. Oynamadığım, en çok güldüğüm de Ayhan'ın hani o işte baba olduğunu öğrendiği bölümün o dans ettiği işte flashbackler falan yani Ayhan acayip bir adam arkadaşlar yani sinir bozucu derecede komik. Gençken daha da apolitiktim. Millet 80 darbesinden sonra hapislerde işkence görürken ben kendimi break dansa vermiş başımı sallıyordum. Mahallenin bütün kızları bana deli oluyordu. Yine çılgın dans figürleri sergiliyorum o gün. Kafam inceden güzel. Mahallenin en güzel kızı bana kapıdan öpücük atmasın mı? 1.80 boyunda sarışın, mavi gözlü bir afeti devran. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. En keyifle oynadığım sahnelerimden biri şeydi, otomata olsanın parasını sıkıştığı sahne. Onu çekerken de çok... Sizi de biraz eğlendirmiştim hocam. Thank you.
çantam. Tuncay abiyle mektup okurken ki sahne arkadan Tuncay abinin sesi geliyor. Turgut'un sesi lan bu. Turgut mu yazdı mektubu? Yok lan benim arkamda okuyorum dediği. Sana SMS attım, bakmadın. Mail yazdım. Okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan, bu ses. Turgut'un sesi bu. Mektubu o mu yazdı ki? Yok lan ben yazmadım oğlum. Arkanda okuyorum sesli. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribes okuyorsun beni durduk yere. Allah Allah. Abilerimle beraber kamyonet kaçırıyorduk. O sahneye ben gülmüştüm. Hadi abisi. Sen şimdi geç. Bir şey olursa biz buradayız bekliyoruz. Niye öyle dedin ki şimdi? Bir şey olacakmış gibi konuştun. Abi bak ben şimdi işkillendim he. Hadi kız. Tamam ya. Merhaba. Profil fotoğrafımı çekmek istiyorum da. Bana yardımcı olabilir misiniz? Lan adam sövmese şimdi ben söveceğim. Bu nasıl bir yalan? Bu ne lan? Tamam ben çekeyim. Sövmedi, sövmedi. Şimdi şöyle geçin. Birazcık daha böyle gelin. Şu tarafını. Koşma sahnelerinde çok zorlanmıştık. Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evden biz. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermeyeceğim. Gelmeyiniz. Hangisinden başlayayım Vedat? 5 metre kapıya tırmanıp sonra atladığımız sahne. Daha zorunu söyleyeyim. Evet direğe. O direğe Selçuk lan diyor 1 milim çık alacağım diyor. 1 milim çık. Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oraya? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim oradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı? Nereye kadar geldi ya? Biriniz direktesiniz. Öbürünüz damda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Aslında zorlanmadım. Evet. Yuri Boyka sahnesi, Skapetkins. Öyle miydi? Ya o kavga sahnesinde sanırım 15-20 saniyelik bir birebir çekilmiş bir sahneydi. Orada çok zorlandım, evet. Prova yaptık falan ama sonuçta hani bir antrenmanınız yok. Dövüşle ilgili bir daha önceden bir deneyiminiz yok. O sahnede kaburgamı kırdım.
Çekerken en zorlandığım sahne Yiğit fakirleştikten sonra otoparkta para koparmaya çalıştığı sahnedir. Anahtar sizde mi kalıyor? Anahtar sizde kalıyor. Para bende kalıyor. Peşin çalışıyorum. Peşinen de giriyorum mevzuya müsaade edersen birader. Bursa cezaevinde 6 ay yatarım var. Ablamı dövüyormuş eniştem. Gittim, bıçakladım, yattım, çıktım. Temiz temiz ekmeğimin peşindeyim. Ateşli, ateşli. Ne kadar? Ya güzel kardeşim, gönlünden ne kopuyorsa. Bak arabanı park ettik. Yıkarım da istiyorsan. Çiçek yaparım. Asker olurum, kimse elleşmez. Ateşli. 5 lira para üstü alayım. 5 lira ya. Ben bu arabayı yıkarım. Ama öyle suyla falan yıkamam. Böyle ters çeviririm yıkarım. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne 5 lirası lan? Bir de üstünü vereceğiz sana. Tamam tamam beyefendi, ilgilenirim ben. Enver ofiste Enver'le bir sahnem vardı. Deli gibi böyle Enver'i duymamazlıktan gelip konuşuyordum. Orada çok zorlanmıştım. Hem çok sıcaktı. Hem de böyle yoğun bir ezber vardı. Bir de Yaşar Usta sahnesi vardı. Şöyle bir arkadaş vardı. Kadra giriyor mu bu? Şu kadar bir arkadaş vardı. Uzun bir tirat. Orada çok zorlanmıştım. Ne oğluna ne de bizimkilere bir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize burla bağlıyız. Dokunma bize. Hep zenginsin. Dokunsan ağzımızı bile... Lütfen dokunma. 19. bölüm. 19. bölüm. 3 hafta evvel çekti, dilim tutuldu. Ezberlemini söyle dedikçe hiç söyleyemedim. Bu hamilelik beni çok değiştirdi. Ne gibi? Karnım çıktı. Neyse, biz konumuza dönelim. Siz boşanalı da Ali ile çok olmadı. Acaba sen dede bir sürpriz yumurta var mı? Fiziksel anlamda söyleyeyim, bir kış günü dışarıda ince kıyafetlerle olduğumuz için, yani eczane dışında olduğumuz için çok üşüdüğüm bir sahne vardı, uzun bir sahneydi. Orada fiziksel olarak çok zorlanmıştım. Hangi sahne o? Hatırlatır mısın? Emrah'ın taş olmuşsun dediği sahne. Eda! Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle, ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlüdün'de DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya. Allah seni taş etmiş. Taş gibi bir kız olmuşsun. Aşırı derece sevimli bir taş olmuşsun. Ne bu hal? Yok canım, sende amma var. Sezon finalinde poligon sahnesinde müthiş şarkı söyleme yeteneğimle defalarca tekrar alıp o şarkıyı söylemek için. Eli ne değdi? O nasıl şeydi? Rina, 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 kudur! Oyunlu tartı sahnesi. Çünkü başlangıcında 2 kişiyi tartıyorum. Üzerine bir de gelip Ahmet abi beni tokatlıyordu ya. Ahmet abi de gerçekten tokatlıyor, biliyorsunuz zaten. Bir de o eklenince üstüne biraz yorucu bir sahne oldu benim için. Yorucu bir sahne oldu. Tartayım abla. Hak et, tartar. Şöyle bir alayım ben. Aman, aman. Oğuzhan ne yapıyorsun? Dur. Dur, dur, dur. Ay. Kıpırdama, sen daha hassas tartar. Ay. 55. Olur, yalnız ben hızlı sayamıyorum. Sen say. Bir. Tamam, dur lan. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun? Ben bile kızın üstünde gelinlik varken anca öyle hayal edebiliyorum. Zibidi. Ne konuştuk lan biz seninle? Ne konuştuk? Sen ne konuştun? Abi ben tartıyordum ablayı. Şuursuzun ettiği lafa bak. Ulan o söylediği kelime, öldür beni ilahi şanlandı lan. Abi oyunlu tartı, oyun olsun diye kucağıma aldım Eda ablayı ben. Ulan ne oyunu? Milletin anasıyla bacısıyla oyun mu olur lan? Senin evcilik çağın geçmedi mi? He? Tamam abi, tamam, takmam. Tövbe ettim. Süper gücümü kullanmayacağım bir daha. Başlatma süper gücünü. Bir şey düşürdün. Tokat yedim sahnelerde be, güldüm yani. Hele Ayhan'ın attığı tokat sahnesi çok doğal olmuş. Çünkü baya baya çaktı yani, ayarlayamadığını. Nevrim döndü orada. Gözler falan fırlamış. Ona bayağı güldüm. Ben dükkanda oturuyordum. Pencereden baktım, çalışma var. Birden kendimi burada buldum. Gideyim diyorum. Gidemiyorum ya. Çek kurtar beni bu cehennemden Sezai. 2 tokat at kendime geleyim ya. Oh. Oh. Vallahi kendime geldim.
Aa, ben de anneme söylemedim kaç para aldığımı ya. Vallahi. 5 para. Ben nazar diye bir şey var. Şimdi onu ben dizide söylemem yani kaç para aldığımı. Erkeğin maaşı sorulmazmış. Nazar diyecek kadar alıyorsun yani. Yani şimdi öyle manipüle etmezsek seyirciyi hocam. Bırak da canım artık adam yani. Kaç para alıyorum? 'Yeteri kadar alıyorum.' diyelim. Bizim için küçük, insanlık için de küçük bir para alıyorum. Ha, o söylenmez, onu söylemeyeyim ya. Özel, kendime ait. 20 bin alıyorum. Çok iyiymiş. Ya bana yetecek kadar alıyorum ya, çok şükür. Vallahi benim hiçbir bilgim yok ama işte... Çorba kaynıyor evde, öyle diyelim. Çorba kaynıyor diyorlar. Ben çorbanın ateşini yakacak bir gazı aldım. Bu nasıl bir soru? Direkt böyle mi başlıyoruz ya? Şimdi çorba kaynıyor diyeyim ben. Diziden benim jenerasyon ne alıyorsa öyle bir para alıyorum yani. Biz abla kardeş olduğumuz için kardeş payı yapıyoruz. Aldığınız parayı da söylemeyeceğiz. Yani... İyi kazanıyorum çok şükür yani. Evet, rezil olacağım için hiçbirini oynamak istemezdim. Ama yani hani Yiğit'ten başka neyi oynarsın derseniz Enver'i oynardım babasını. Oynamak isterdim yani. Ayhan'ın rolünü oynamak isterdim. Korhan'ın rolünü oynamak isterdim. Şinasi'nin yüzünden Hilmi'yi oynamak isterdim. Çırak Sinan var, onu oynamak isterdim. Evet, oynamak isterdim. Kartal'ı oynamak isterdim. Şerif abi oynamak isterdim. Hamiyet çok renkli bir karakter. Herhalde Feyza olurdu ama. Ben çırakları oynamak isterdim. Evet, çıraklar. Ben de Koran'ın oynadığı rolü oynamak isterdim. Ahmet abinin yerinde olmak isterdim ben. Oynamak isterdim yani. Hilmi karakter oynamak isterdim. Hangi karakter oynamak isterdim hocam? Ahmet abinin olduğu karakter hocam. Ha. Evet, çok güzel. Bence gayet başarılı olursun. Evet. Ben Korhan karakterini oynamayı isterdim yani. Öyle bir karakterimiz yok. Karakteri yok abi. Ha, pardon. Oğuzhan karakterini oynamayı isterdim. Ya ben şimdi söyleyeceğim. Kendisi de burada çok ayıp olacak. Barış'ın rolü. Barış var ya mafya. Ne? Ya bana Sezai denk geldi. Sezai'yi oynadım yani. Hepsini oynayabilirdim. Tuncay'ı, Turgut'u oynayabilirdim. Hilmi'yi oynayabilirdim. Eda'yı oynayabilirdim mesela. Bak o iyiymiş. Ya da Hamiyet'i oynayabilirdin yani. Dizideki bütün karakterleri seviyorum. Hani hiçbirinden de böyle bir... ya bu güzel olmamış, bu iyi değil falan diye bir duygum yok. Kimi söylesem olmaz ki şimdi. Yani herkesi çok beğeniyorum gerçekten. Kimi söylemeliyim? Şinasi Yurtsever'e çok gülüyorum. Yani bence müthiş bir karakter. Ben de Sezai Usta demek istiyorum. Ayhan abiye çok gülüyorum. Ben de Sezai Usta, Şerif amca da çok hoş var. Ben şeyi çok beğeniyorum, Merfu ablayı. Bir de burada benim adamım Olsan. Yani başka bir şey ya. Ayhan'ı ben bu yüzden mi seviyorum bilmiyorum da şu ana kadar yaptığımız bütün işlerde diş şakaları bana yapılırdı. Ayhan geldi rahatladım. Çünkü hani yan yana koyduğumuzda Ayhan'a şaka yapmak zorundasın. Evet, Ayhan'la Şinasi abinin, Ayhan abiyle Şinasi abinin, evet. Onların karakterleri, Cemil mesela, ama Cemil yani... Cemil'in de oynamak isterdim. Mesela... Cemil'in de çok güzel bir. Onların, hani onlar oynadığı için de aslında bu kadar güzel oldu ya. En sevdiğim karakter dizideki... en sevdiğim karakter Sezai. Var. Burak Satıbol. Burak Satıbol. Var, Burak Satıbol var. Burak Satıbol. Tabii ki Burak Bey'i görmek isteriz. Burak abi görmek isteriz. Gerçekten ben Burak Satıbol'un özel bir hayranıyım. Onu görmek isterim. Evet, Satıbol bir insandır gerçekten. Johnny Depp gelse ne güzel olur mesela, değil mi? Ya da Leonardo DiCaprio. Evet, İşler Güçler'deki Ahmet Kural'ı da görmek isterim. Güzel bağladım. Anlayana. Johnny Depp falan diyorlar çünkü. Bence uygun o da olur yani. Bana da uygun. Yeni sezonda yeni transferleri çok soruyorlar. Ben de yapımcıya sorun diyorum. Öyle bir şeyimiz olacak mı? Var, Emrah almayacağız. O
Sonra bütçe çıkarmayı düşünüyoruz planlarımızın arasında. Onun dışında bir de böyle gene yeni sezonda oyuncu olmayan birinden şey çıkartırsak. Vallahi benim oğlum Melih'i oynatsalar çok komik olur. Komik bir adamdır. Bilmem, Feren Şensoy'u görmek isterdim mesela mahallenin delisi olarak. Scarlett Johansson'u görmek isterim ben. Kendimi bir daha görsem sevinirim herhalde. Ben Burak Satıbol'u görmek isterim. Ekip arkadaşımla oynamayı zaten işler güçlerinde. Salih abisiydi. Onun oyunculuk yeteneğine, komedisine çok gülüyorum. Engin Günaydın'ı görmek isterim mesela. Marmara Sinema TV'de okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Hala bitiremedim. 8. sene. Hocam benim okul durumum biraz karışık. Gazetecilik bölümü bitirdim. Benim durumum biraz karışık aslında. Marmara Üniversitesi'nde okudum sinema bölümü. Benim de okul karışık herkesinki gibi. Son diplomam liseden yani. Teknik olarak lise mezunuyum. Niye konu buraya geldiyse başka şeyler hayal ediyordum buraya çıktığımda. Var mı bilgin? Ölme ihtimali. Kanaldan biri mi acaba? Bana hiç seyirci sorusu gibi gelmedi bu. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz ki büyük ünlü yarıyorsun? Yok. Ne de
Arkadaş kamerayı ben nasıl göreyim? Görebilsem burada ne işim var karnıcada? Survivor'da. Tam burası. Evet, öyle ya. Kokorca. Kokorca. Bekliyoruz hadi. Kız Kulesi'nde tanıştık Ömer'le. İş için ama. Yanlış. Artık diziler real mekanlarda çekilmesin. Yol kesilmesin. Setçiler üzülmesin hocam. Oktay Kaynarca'nın karşısından koşup koşup geri dönüp nasıl koştun demek. Sen ne yaşıyorsun oğlum? Bu nasıl bir... Yaranma çabası. Yani Oktay Kaynarca'ya hava atacaksın. Olayın işi mi? Nasıl başladı bak. Nasıl koştuğunu gördüm. Siz hep böyle misiniz? Ne düşündün orada? Niye öyle bir şey yaptın? Yani karaktere girdim diye düşünüyorum orada. Tam yani... Ben koşmaya... Sen bana koş dedin ya orada. Evet. Sonra ben koşmaya başladım. Sonra gel terbiyesizlik yapma dedim. Yok. Koşarken ben dedim ki çok hızlı koşuyorum. Daha hızlısını da koşabilirim. Bak koşarken dedim. Sonra daha hızlı koşmaya başladım. Bir yerden sonra böyle sanki yani dünya üzerinde benden daha hızlı koşabilen kimse yokmuş gibi geldi. Sonra geri dönüp bunu Oktay abiyle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Yani Emrah'tan bu performansın çıkması muazzam. Yalnız biz o mesela yayında izlediğin koşuyu hızlandırdık biliyorsun değil mi? Sen normalde o kadar. Gerçekten. Senin arabayı biz bir sahnede kullanmıştık değil mi? Ahmet üzerinden uçuyordu. Evet. Allah! Birader bir şey var mı? Önerdi bir şey var mı? Ne yaptınız ya? Ne oldu lan? Ahmet'in yaptığı hasarı karşılamışlar mıydı bizimkiler? Tabii ki hayır. Karşılamadılar. Eklemedir koca konak. Ekleme aman aman. Eklemedir. Koca konak eklemedir aman aman. Eklemedir koca konak ekleme aman aman. Eklemedir koca konak ekleme aman aman. Nazlı dayı. Yine geldi aklıma. Yavru sırasına kalmış. Bıyıksız da hiç olmuyor yalnızca. Evet, bir set kazası daha. Yılan gibi çıktı vallahi, yılan gibi. Ulan 41 yaşında der misin şu şeyi? Bak şey yap, bakışa bak. Kafanı kır. Yines nerede yines? Güzelsin gördüğüm ilk günden beri. Atın oldu olacak son bölüm at. Ali Gizmi biliyor musun? Ay biliyor musun? Biliyor muymuş? At. İki. Ay! Bu ekipten çok memnunum. Bu ekipten bir kişi giderse devam etmem. Bu soruyu duymamazdık ben. Can'dan bahsetmek istiyorum. Bahset bakayım Can'dan. Nasıl bir ekip lan bu? Evet. Yani 18-19 bölüm artık beraberdik. Benle hep dalga geçerdi. Affedersiniz hani parç diye yani beni böyle bir aşağılama modundaydı. Ayağını kaydıracağım derdi seni. Buradan ona selamlarımı gönderir ben ona. Şimdi intikam vakti. Sertraş meselesine o kadar içlenmiş ki bana en son dans sözü ben oynayabilir miyim? Ama o şeyden kaynaklanıyor. Ben Sadık Pürmüz'le bir sahne paylaşmak istiyordum. Şimdi en uygun sahneydi oydu. Daha doğrusu başka... Ya bu bölümde niye kadın yoktu hiç yardımcı oyuncu? Herkes erkekti. Sorma ya. Bulamadım yani. O dansöz kalmıştı. Dedim bari oynayayım. Sonra
beni karavanda oynatmaya çalıştı sizin asistanlarınız. Audition yapmamız gerekiyor. Becerebilecek mi bakalım, bir deneyelim dediler. Ama gerçekten Merve bu konuda çok yetenekli, çok güzel. Arabik havaları ağzıyla na 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 yaparak çalabiliyor. Cinna öyle bir hani olumsuzluk nidası olarak, hayır olmaz katiyen gibi bir olumsuzluk nidası olarak çıkmıştı, gülmüştük. O gün provada çıktı ve öyle kaldı. Cinna. De beni beğeniyorsunuz mu? Bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Çok büyük destek gördüm. Herkese çok teşekkür ederim. Sonra neydi yine unuttum. Bırak, bu benim planım. Seninkisi mahalleden gidişatı üzerine kurulu bir plan. Kızım başka plan sunsana şuna. Ya o onun planı. Senin için başka plan yapacağız, uyarlayacağız dedik. Niye dinlemiyor? Ama bunu şey yapmayın ya. Kafama neden vurdu? Çok acıdı. Özür dilerim, gel. Kafama vuruyorsunuz. İsmim Ömer Yılmaz. Turgay Aksoy, kamera operatörüyüm. Eyüp Erdoğan. İsmim Battal Doğan. Malatyalıyım. İsmim Özkan, soyadım Karefendim. Bura nereye lan? Niye buradayım oğlum ben? 10, 9, 8. O adamlar kim lan? 6. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama ikiz depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Benim dizide gözüktüğüm ilk sahne senin yazdığın bir sahneydi galiba. İşte koşup eczanede Eda'ya sarılıyordum. Dördüncü bölümde. Orada sete gittik. Aslında senaryoda sadece şey vardı. El ele tutuşurlar vardı. Eda! Onlar bana omuz verdiler. Ben hani hoca ne derse onu yaptım. Yani inşallah şey olmuştur, yani güzel olmuştur. Ben hala kendimi öyle çok şey görmüyorum. Çok yardırmadık ama... Evet, besboyum. Yani Türkçe karşılığı güzel çocuk anlamına da geliyor. Büyük lamba patladığı zaman diyelim. Ne oluyor abi, bu hesabı kimden soruluyor şirkette? Ya mesela bizim başımıza geldi. Dörtlük ampul gitti, 2250. Yani bizden kesiliyor. Ekip halinde. Onu da hiç... O giden kablolar da bizden kesilecek. Evet Tunca, bunlar not alınsın. Dediğim gibi işte yumurtalıkta büyüdük. Biz sohbet ederken bile çocukken böyle bir sürü karides küçükleri, yavruları olur. Papaz veririz ona. Yavru da değil. O bir türdür. Bu kadar falan. En fazla bu kadar şey yaparlar. Karidesin bir cinsi. Biz sohbet ederken normal yakalarız, yeriz onları. Hani böyle büyüdük. 18 yaşımda aşık olmuştum. Kamu çalıştırıyorduk. Ve aşık olduğum kıza ilk defa aşık olmuş. Yani gördüm, ileriden bir tane bir şey geliyor. Benim yanımda, önümden geçerken kanalda bana güldü. Aha dedim, bana gülüyor lan, bizimkilere söyledim. Duran'a, Ferit'e falan söyledim. Bizim çadıra girdi, lan bizim çadıra giriyor. Çağırdılar, meğer bir arkadaşımın arkadaşıymış. Neyse kısa keseyim, ertesi gün yumurtalığın en güzel teknesini aldım. Adaya götürdüm, piknik falan yapıyoruz. Beraber biraz yürüyelim dedim. Yürüdük işte, o sıra ben de işte yeni üniversiteyi kazanmışım. Ona bir şeylerden bahsediyor. Doğanın diyalektiğinden, türlerin devamlılığından falan filan bahsederken... deniz kenarında böyle oturuyorduk. Bahsederken papazı gördüm ben. Orada refleks olarak kız da hayran hayran beni dinliyor. Attım elimi, papazı yakaladım. Aklımdan tükürdüm, yedim. Sonra bana baktı. Cani, bütün bunları söyleyen sen misin? Ama yani çocukken falan filan hiçbir şey ya. Anlamadı tabii. Başlamadan bitti aşkım. Eğer o gün o papazı yemeseydim... şu an Adana'nın en iyi fizik hocalarından biriydim. Evlerim vardı, arabalarım vardı. İşte çoluk çocuğa karışmıştım. Belki dede bile olmuştum yani. O papazı yedim, bugün buradayım. Sen o dayağı nasıl yemiştin? Nasıl olmuştu anasını? Evet, ya öyle bir vukuatım var benim. Paşa Bahçe'de çekim bitmiş, toparlanırken... oranın, mahallenin dediğimiz çocuklarla bir sürtüşme oldu aramızda. Öncelikle laf dalaşıyla başlayan, sonrasında fiziksel müdahaleyle sonlanan. Kulağa nasıl geliyor acaba? Bir de böyle düşün. Kardeş Badesi'nin cover isteğim. 22. bölümde 3700 kat vardı. Genel dizi ortalaması 2000-2200 kat falan.
14. bölüm güzeldi. 1400 kat falan vardı. Dramla komedi müziği yapmak arasında yani tabii bayağı fark var. Her şeyden önce komediye müzik yapmak çok daha zor. Sınırlı sayıda yol var yapabileceğiniz ve bunların birçoğu da hani başarılı örnekler tarafından yapılmış durumda. Mendilimin yeşili aman aman ben kaybettim eşini. Al bu mendili sende sende kalsın. Sil gözünün yaşını dolana ay dolana dolana gün dolana. Şirin canı vereyim bana yari bulana. Hey dolana ay dolana dolana gün dolana. Şirin canı vereyim bana yari bulana. Kebaba köz istersin, güzelsin, naz eylersin. İsmim Cem Baydur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Fatih Canoğlu. Adım. Olmadı. Baştan alalım. İsmim Tuncay Şeker. İsmim Serkan. Soyadım Kılıç. Mekan sorumlusuyum. Adım Fakir Ozan Dağdı. Malatyalıyım. Her ne kadar Selçuk Hoca bana işe yaramazsın dedi dese de... ...ben işimi seviyorum yani. Güzel yaptığıma eminim. Olur da seneye görüşemezsek... ...bütün emeklerin için ben teşekkür ediyorum. O zaman Korhan Bey'e bir alkış. Seneye görüşemezsin. Olur da dedim. Ha olur da. Kısmet tabii. Aynen kısmet. Öyle bir şey mi olur bu? Olur mu olur bilmiyoruz ki. Olur mu olur. Hayat bu. Okey tamam Koran Bey son kez evine bırakın. Ne? Teknolojinin duraklama döneminden hemen önce bir nedenle kadın nesli hızla tükendi. Tüm dünyada sadece erkekler kalınca para pul oldu, takas yöntemine girildi. Yeni model araba üretilmedi. Hiçbir erkek ev almak istemediği için... Selçuk Hoca bana ilk başta provaları yaparken işte yüzüne tamamen sert bir şekilde dokunmamı söylemişti. Yemin ediyorum gerçek. Ayhan abinin suratına dokununca gerçekten bir 10 saniye kafamdan belki de 15 tane şey geçti. İlk aklıma gelen şey... yani dedim ki bu adamın oyunculuk nasıl bir oyun veriyor? Elimde karabiber mi vardı, bir şey mi vardı deyip bekleyip durdum. Ondan sonra akışına bıraktık. Benim yakınlarım alındığı zaman arka tarafta bayağı bir... rezillikti daha doğrusu. Saklanmaya mı çalıştın? Aynen öyle oldu. Bas git! Tabii Ömer çok yoğun olduğu için hani biz başka ekipler bulmaya çalıştık. Hani oraya aşağı yukarı Serkan 3-4 kişi götürdü. Fakat 3-4 seti amiri de yani mekanı görür görmez yani bir şok ya içerisinde geç. Bir arkadaşımızla çalışmış olduğumuzda dizleri resmen adamın titriyor. Hayatın böyle sürdürülemeyeceğini anlayan Sivaslı bilim adamları bir kadın denek klonlamaya karar verdiler. Uzun uğraşlar sonucu başardılar. İnsan ırkının devamı Eda Duru'yla olacaktır. Çaresi dımdım yar gelir diye umdum yar. 5300 fon kartona gitti. Ben şeyden yönetmenimizden şey rica ediyorum. Mehmet Yiğit Alp'in kardeş payı başlamadan önce after before iki tane resmimi koysun yan yana. Bu saçlarım ve sakallarımın beyazlığını bu projeye borçluyuz. Güzelsin gördüğüm ilk günden beri.
güzelsin gördüğüm ilk günden beri. Gözlerin bu gece bir başka güzel. Gözlerin bu gece bir başka güzel. Soluğun açtırır gonca gülleri. Soluğun açtırır gonca gülleri. Çağırır beni de bu aşka güzel. Çağırır beni de bu aşka güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Ulan şalgam suyu içiyorum, neredeyse kafam güzel oldu. Şerif abi, sen niye bize bunu yapıyorsun abi? Ne bileyim oğlum, içmeyeceğinizi. Ben şansımı denedim. İtliğin şanındandır. Hiçbir koşulda denemekten vazgeçmeyeceksin. Abisi hadi, seni anladım da. Sana ne oluyor kız, ha? Sen bir coştun, hayırdır? Heh. İşler yolunda be abi. Müzik holde keyfimiz yerinde. Ben de pratik yapıyorum, söylerim bu şarkıyı diye. Kadehler boyunca bir türkü sözü. Kadehler boyunca bir türkü sözü. Kaynatır yürekte harlanan közü. Kaynatır yürekte harlanan közü. Koynumda yıldızlar, bende gökyüzü. Koynumda yıldızlar, bende gökyüzü. Sevdanın bin hali bu başta güzel. Sevdanın bin hali bu başta güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. İçecek mi lan? Hah. İçmeyeceğiniz mi? Ya Şerif abi, gözünü seveyim. Ne içmese hemen gaza geliyorsun sen de ya. O zaman ben de gidiyorum. Lan kendimi kötü hissettim. Yani iyilik yapıyormuş gibi hissettim. Neredeyse sizi sevdiğimi söyleyecektim lan sıpalar. Al, ben de türkünün devamını söylemiyorum o zaman. Gidiyorum. Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geri verdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldım. Acayip acayip işlere daldım. Derken olmayacak bir şey buldum biz. Bilmem bu gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya biz. Uzakta durma gel demeye. Gam keder girmesin araya.